Öncesini biraz tanıyabilir miyiz? Atakan Yorulmaz, İstanbul Üniversitesi gazetecilik okuyorum. Burada gönüllü olarak bulunuyorum. Keza herkesin de böyle şeylerde gönüllü olmasını istiyorum. Konu tiyatroların kapanması. Eğer insanın hayat damarlarından biri tiyatroysa ve şurası durduğu sürece tiyatro devam edeceğini düşünüyorum. Eğer tiyatro biterse insanın kalbindeki damarda biteceği için insanlar ölecektir, sanatsız kalacaktır. Herkesin böyle şeyleri destek vermesini bekliyorum. Sosyal medya üzerinden seyirci platformunu beğenmeleri, işte takip etmelerini ve sanata sahip çıkmalarını istiyorum. Özellikle gençlerden. Peki medya ile ilgili bir okulda okuduğuna göre medyanın bu olaya ilgisizliğini nasıl değerlendiriyorsun? Şu an patronların ticari amaç güderek patronluk yaptıklarını biliyoruz. Ve medyanın iktidara sahip olduğunu biliyoruz. Bu durumdan dolayı işte kendi çıkarlarından dolayı bu işe gönül vermemektedirler. Özellikle büyük patronlar. Peki yani bu okuduğumuz şeylere gazete demek mümkün mü? Okuduğumuz şeylere gazete demek mümkün değil. Propaganda demek daha olumlu. Yani onlar için olumlu olur. Şöyle bir şey. Hani sistem kaydıkça ve hani iktidar yalakaları arttıkça gazeteler yok olmaktadır. İşte isim vermem ama birkaç gazete işte bize şu an destek vermekte şehir tiyatroları için. Umarım bu tür şeyleri aşacağız. Umarım herkes büyük olup tiyatrosuna sahip çıkacak, sanatına sahip çıkacak. Peki senin yaşadığın matrak bir anı var mı? Benim yaşadığım matrak bir anı şöyle var. İmza kampanyası düzenliyoruz biz. Ben imza kampanyası için bir gence gittiğimde şunu genellikle söyleyeyim. Hani genel olarak muhafazakar kesim bize destek vermiyor. Neden destek vermiyorlar onu ben de bilmiyorum. Ama destek versinler, biz burada kötü bir şey yapmıyoruz. Sadece tiyatromuza sahip çıkıyoruz. Hani günlük Müstehcen Sırlar oyunu için, sadece isminde geçen Müstehcen olay için tiyatroların kapanmasını istiyorlar ve bu tamamen yanlış bir şey. Şöyle bir olay yaşadım, en komik olay. Dün imza kampanyası düzenlediğimde bir gence gittim. Yanında kapalı bir sevgisi vardı. İmza kampanyasına destek verir misiniz dedim. Ne için dedi. Tiyatroların kapanmaması için ve bana ani oldu dedi. Ya ben orada evlenme teklif ediyordum, şey yapmadım. Hani sadece destek olsun diye. Bir de açık hava oyunlarında gene susmuyoruz şeylerini dağıtırken artık susunlar diye bir tepki aldık. İşte bu tür insanlar yakında gelecekte tiyatrolara 30, 40, 50 lira vermektense 7 milyon açık havada oyun izlediler. Eğer böyle bir şey fazla vermek istiyorlarsa buyurun destek vermesinler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.